Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ı ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Röportaja başlamadan hemen önce izlediğimiz görüntüler var. İstanbul Fatih'te yine bir erkek şiddeti, karısını sokak ortasında döven bir kişi. Üstelik şikayetçi olmayan da bir eş var. Ne diyorsunuz? Görüntüleri de birlikte izledik. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. İnsanın kanını donduran görüntüler gerçekten. Yani hangi sebeple olursa olsun haklı görülemeyecek, en ufak bir şekilde tevil edilemeyecek görüntüler. Kesinlikle bu tür olaylara karşı teyakkuzdayız. Bununla mücadele etmek asli görevlerimizden biri, hem devlet olarak, hem hükümet olarak, hem bakanlık olarak, hem de insani duruş olarak. Şimdi kadının şikayetçi olmaması bu anlamda hem bakanlığın hem de genel mekanizma olarak devletin elini kolunu bağlıyor mu? Son vakada da kadın yine şikayetçi olmamış. Adli vaka olması bakımından iş bizim üzerimizde değildir. Yani o şikayetçi olmak olmamak, soruşturma yapılması yapılmaması konusu kolluk kuvvetlerini, Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren konudur. Ama biz nerede devreye gireriz onu size söylemek isterim. Biz konudan haberdar olur olmaz derhal ilgili kişiyi bulduk ve onun sosyal durumuyla ilgili bir inceleme başlattık. Kendisine arkasında olduğumuzu, destek olacağımızı, herhangi bir mağduriyet yüzünden katlanmak zorunda olmadığını, devletin kendisinin arkasında olduğunu bildirmekle yükümlüyüz. Bu çalışmayı yapıyoruz biz şimdi. Bu vakada da ulaşıldı mı kadına? Resmi bir şikayet olmadığı için bizim kayıtlarımıza düşmedi. Olay bir hafta önce cereyan etmiş. Biz yeni haberdar olduk. Bugün müdahil oluyoruz. Yine aynı mesajlar bu kadına da iletilecek. Devlet senin arkanda. Kesinlikle. En azından şikayetçi olması yönünde devletin arkasında olduğunu bilmesi bir anlamda cesaretlendirecek. Hem bu vakada hem genel olarak diğer şiddet vakaları ile ilgili söylüyorum. Hepsiyle ilgili ama bizi ilgilendiren taraf rehabilite etmek, sorunu çözmek, refah içerisinde ve rahat bir hayat sağlamak. Yurttaşlarımıza. Biz işin bu tarafıyla ilgileniyoruz. Son zamanlarda, daha doğrusu son yıllarda bu şiddet vakalarındaki artış göze çarpıyor. Aslında bir toplumsal sorun olarak ortaya çıkıyor bu. Hangi alanlarda sizce sorun var bu toplumsal sorunun çözülmesi anlamında? Bütün alanlarda. Aslında ben bu sorulara başlangıcından itibaren şu cevabı veriyorum. Bu sorunu çözmekle mükellefiz. Kadına karşı, insana karşı şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Ama bunu tek başına bir insanın, bir bakanlığın, bir hükümetin çözmesi mümkün değil. Bu toplumsal bir tepki gerektiren bir konu. Toplumsal bir değişim, dönüşüm gerektiren bir konu. Bir zihniyet değişimi gerektiren bir konu. Bizim bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Genelde burada mağdur üzerinde duruluyor da sanki pek fail üzerinde durulmuyor. Ben de onu söyleyecektim şimdi. Yani haberlerin veriliş biçiminden tutun da oradan başlayarak bir takım değişimler, dönüşümler yaşamamız gerekiyor. Bizim arzumuz, biz derken burada tamamen bilimsel verileri kastediyorum. Bilimsel veriler doğrultusunda bizim arzumuz şu. Mağdura odaklanmamak gerekiyor. Faile odaklanmak gerekiyor. Olayı tasvir etmemek gerekiyor. Haberi vermek, olayı tasvir etmemek, mağdura odaklanmamak, mağduru teşhir etmemek, faili teşhir etmek gerekiyor. Haberin dilinde o olayı yaygınlaştırıcı, teşhir edici, özendirici, teşvik edici, masumlaştırıcı, hiçbir unsurun bulunmaması gerekiyor. Bu tür konularda sizden çok büyük destekler bekliyoruz. Bunları not ettik. Şimdi İstanbul'daki asansör kazası, daha doğrusu faciası ile ilgili başlığımıza geçelim izin verirseniz. Hayatını kaybedenlerin aileleri bakanlığınızın ilgi alanına giren konu. Bunlarla ilgili nasıl adımlar atılacak ailelere yardım anlamında? Hem vefat edenlere başsağlığı diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Bu hiç arzu etmediğimiz, görmeyi hiç arzu etmediğimiz bir manzara.
Bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Aslında yasal mevzuatta sorun yok, uygulama sorunları var. Fakat biz yeniden yasal mevzuatı da tekrardan gözden geçiriyoruz. Uygulamayla ilgili sorunları da bir an önce ortadan kaldırmaya kesinlikle kararlıyız. Bu tür iş kazalarının artık olmaması gerekiyor Türkiye'de. Bu konuyu bir tarafa bırakıyorum. Kendi bakanlığımın ilgi alanın ile ilgili sorunuza cevap vereyim. Biz ailelerle hemen temas kurmak üzere girişimde bulunduk. Kendilerine başsağlığı dileyeceğiz öncelikle. Uzmanlarımız bugün onlara ulaşacaklar. Ne gibi yardımlar yapabileceğimiz konusunda bir çalışma yapacağız. İlk etapta cenazelerin kaldırılmasına bir miktar yardımımız olsun hiç olmazsa diye küçük bir maddi destekte bulunacağız. Bakanlık olarak bulunuyoruz bugün. Onun dışında ailelerin cenaze yardımı gibi yani. Evet. Soma'da yaptığımız gibi. Ailelerin sosyal durumlarını inceleyeceğiz ve o sosyal durum incelemesi sonucunda çıkan tabloya göre de Çalışma Bakanlığı ile beraber nasıl katkılarımızın olabileceğine bakacağız. Hem sosyal rehabilitasyon açısından hem de maddi durumlarının endişe verici boyutlara düşmemesi açısından. Yani ölüm geliri ve ölüm aile bağlanması konusunda onlar zaten kesin. Orada bir onlar soru işareti yok ama bu okumalarını ya da barınmalarını yani, tabii, nasıl bir yardım olabilir? Barınma desteği verilebilir. Yani bizim kendi destek mekanizmalarımızdan söz edeyim. Bunların hangilerinin olabileceğini şu anda bilmiyoruz. Ailelerin sosyal yapıları bunu ortaya koyacak. Eğitim yardımları verebiliriz, barınma yardımları verebiliriz, yaşlılık yardımı, eş vefat etmiş kadınlara verilen yardımlardan faydalanabilirler. Engellisi var mı ailenin, herhangi bir sorun yaşayan bireyi var mı, onlara bakarız ve çok çeşitli destek ve yardım mekanizmalarımız var. Bunlardan hangilerinden faydalanabiliyorlar? Bunları göreceğiz ve ailelerimizle birlikte karar vereceğiz neler yapabileceğimizi. Dün Sayın Bakan, dün Bakanlar Kurulu'nda da konuyu geniş kapsamlı bir şekilde ele aldınız hükümet olarak. Yeni bir eylem planı üzerinde çalışılacak ve bu açıklanacak. Hükümet sözcüsü bunu açıkladı. Evet. Bu eylem planında bakanlığınızın konumu ne olacak? Hep aslında bu tip kötü kazalar olduktan sonra bakanlığınız devreye giriyor görev alanı olarak ama eylem planındaki yeri ne olacak Aile ve Sosyal Çok Politikalar Bakanlığı? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bizim görevimiz genellikle olay olduktan sonra başlar. İnşallah hiç olmaz ve biz bu görevleri yapmak mecburiyetinde kalmayız diye dileyelim. Ama meydana geldikten sonra ailelerin yeniden bir araya toplanması, ailenin, çocukların, kadınların ve diğer aile bireylerinin hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmeleri, gerekiyorsa sosyal rehabilitasyonları, gerekiyorsa sosyal ve maddi destek mekanizmalarını harekete geçirmek bizim vazife alanımız içerisinde. O alanlar bize kalacak. Şimdi bakanlığınızın önemli konularından bir tanesi de şüphesiz çocuklar. Herhangi bir şekilde suça karışmış ya da bir şekilde istismar edilmiş çocuklar bakanlığın önemli alanlarından biri. Suç mağduru çocukların desteklenmesinde ya da rehabilite edilmesinde yeni bir yöntem üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. Bunun ayrıntıları belli oldu mu efendim? Evet, ayrıntılar belli. Uzun bir süredir çalışıyoruz. Nisan ayından bu yana aslında bu konuyu çalışıyoruz. Epey de bir yol aldık. Onu bugün sizlerle paylaşmayı arzu ederim çünkü çok iyi bir proje. Ama öncesinde isterseniz bakanlığımızın devlet desteğindeki çocuklarla ilgili politikasından çok kısaca söz etmek istiyorum. Şimdi bizim şöyle bir politikamız var, uzun bir süredir yürüttüğümüz. Devlet desteğini alan, devlet himayesinde olan çocukların eski sistemde olduğu gibi konuş tipi yurt ve yuvalarda barınmasına bir son verdik. Çocuklarımızı ev tipi barınma mekanlarına aldık ve bunun çok büyük bir etkisini gördük. Çok az sayıda, bir kadar çocuğumuz şu anda yurtlarda, yuvalarda. Onun dışındaki bütün çocuklarımız artık ev tipi barınma mekanlarında. Sevgi evleri ve çocuk evleri. Buralardan çok ciddi verim aldık. Çocuklarımız 6 kişi optimum bir arada yaşıyorlar. Başlarında anneleri var. Bir ev ortamındalar. Kendilerine ait odaları, dolapları, masaları. Bir çocuk kendi ailesinin yanında nasıl yaşıyorsa bizim çocuklarımız da o şekilde yaşıyorlar. Evin bütün işlerinin görünmesine katkı sağlıyorlar.
hobileriyle uğraşabiliyorlar, sporla uğraşabiliyorlar, misafirliğe gidiyorlar, misafir kabul ediyorlar. Sıradan ve normal hayatlar yaşıyorlar. Bu çocukların bu hayatları yaşarken çok ciddi bir gelişme gösterdiklerini fark ettik. İnanabiliyor musunuz? Boyları uzadı, kiloları arttı, akademik başarıları yükseldi, sportif başarıları yükseldi çocuklarımızın. Bunun çok iyi bir yöntem olduğunu fark ettik. Bunun üzerine çocuklarımıza bir adım ileriye giderek daha iyi ne yapabiliriz diye çalışmalar başlattık ve bütün dünyanın bu konuda aile yanına dönüş politikası izlediğini gördük. Bu zaten bakanlığımızda uzun süreden beri teşvik edilen bir sistemdi. Şimdi bunu daha güçlü bir şekilde teşvik ediyoruz. Şunu istiyoruz. Ailesinin yanında yaşama imkanı olan ama maddi imkansızlıklar yüzünden devlet himayesine terk edilen çocukları kendi ailesinin yanına döndürelim. Eğer bu mümkün değilse akrabalarının yanına döndürelim. Eğer bu mümkün değilse koruyucu aile yanına verelim. Ama doğal ortamında bir aile yanında büyümesini sağlayalım. Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuğunu bırakmış ailelere ekstra bir yardım bunların bu projenin içinde var mı? Hepsine yardım var. Yani bu söylediğim bütün sistemlerde. Hı. Ailesine döndürülen çocuklarda, akrabasına döndürülen çocuklarda, koruyucu aile yanına verilen çocuklarda hepsinde destek ve yardım sistemi var. Yani biz devlet olarak şunu söylüyoruz. Çocuğun masrafını üstlenelim. Sevgiyi, şefkati sizden isteyelim. Böyle bir ortamda yetişecek çocukların çok daha olumlu bireyler olacağını düşünüyoruz. Çünkü bizim amacımız şu. Bu çocukların hayatın içinde geleceğe katkı sunan kendisini ve ailesini yüz güldürücü şekilde cevaplandıran çocuklar olsun istiyoruz bunlar. Dolayısıyla onlar için yüksek menfaatleri için ne yapabileceğimizi tartışıyoruz, görüyoruz. En iyi sistemin bu olduğuna karar verdik. Bunu söylememin sebebi şu. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda eve dönüş projesini şiddetle teşvik edeceğiz. Sizden yine hem bütün sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurum kuruluşlarından hem de medyadan bu konuda destek bekliyoruz. Biz kendi sistemimizi güçlendireceğiz. Yani koruyucu ailelere seminerler vereceğiz. Çocukları eve geri döndürdüğümüz ailelere bilgilendirme toplantıları yapacağız. Hem aileyi bir taraftan güçlendireceğiz ve çocuğu bakmaya hazırlayacağız. Bir taraftan da çocuklarımızı kendi aileleri ya da kendi ailelerine benzeyen ailelerin yanında yaşamaya teşvik edeceğiz. Bu konuda ciddi desteklere ihtiyacımız var. Onun için bunu söyledim. Şimdi sorun yaşayan ya da soruna itilen çocuklarımızla ilgili neler yapıyoruz? Oraya geçebiliriz. Hı hı. Bu kategoride, bu durumda iki kategorimiz var. Bir, suçun mağduru olmuş çocuklar. İkincisi ise suça yönlendirilmiş ya da sürüklenmiş çocuklar. Suça sürüklenmiş çocuklar. Her iki tip çocuk da aslına bakarsanız bizim ilgi alanımızda. Bu çocukları bir an önce fark etmemiz gerekiyor. Rehabilite etmemiz gerekiyor ve yeniden topluma kazandırmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızı uzun boylu düşündük ve Nisan ayında bir proje başlattık bununla alakalı olarak. Aslına bakarsanız ilk adımı biraz daha öncelerine dayanıyor. Çünkü bizim elimizde şu anda KBRM, BSRM adını verdiğimiz iki tip çocuk destek programı uygulanan özel evlerimiz var. Bunlar koruma bakım rehabilitasyon, sosyal bakım rehabilitasyon merkezleri. Burada biraz önce sözünü ettiğim suça sürüklenmiş ya da suçun mağduru olmuş çocuklarımız var. Fakat bunlarla ilgili çok ciddi destek programlarımız henüz daha geliştirilmiş değil. Bu ciddi destek programlarını nasıl geliştiririz diye düşünürken öncelikle bu çocukların incitilmemesi gerektiğinden yola çıktık. Ve çocukların bu şekilde etiketlenmiş kurumlarda yaşamaması gerektiği kararına vardık. Bu kurumların isimlerini değiştirdik öncelikle. Bunların tümüne birden çocuk destek merkezleri diyoruz. Çocuk destek merkezlerinin çok iyi fonksiyon görebilmesi için ihtisaslaştırılması gerektiğini gördük ve bunları ihtisaslaştırmanın yollarını aradık. Yapılmış programlara baktık ve Adalet Bakanlığı'nın UNICEF'le, HSYK'yla, Adalet Akademisi'yle yaptığı bir takım programların olduğunu fark ettik.
Bu programlara dahil olmayı arzu ettik. Onlarla işbirliğine gittik. AB fonlarını nasıl kullanabileceğimize baktık. Ve bütün bu aşamaları geçtik. Bütün bu destekleri aldık. Ve çocukları sorundan arındırma programı diyebileceğimiz büyük bir program hazırlığına girdik. Yani bu tarifi. Şimdi çocuk destek merkezlerinde peki bir anlamda suçun mağduru olmuş ya da o suça yönlendirilmiş çocuklar için ayrı iki mekanizma mı düşünüyorsunuz, yoksa nasıl ayrılacak ayrı, onlar? Ayrı çoklu mekanizmalar var. Bu bir program, onu söyleyeyim. Yani çocuk destek merkezleri aslında bir program. Biraz önce tarifini hani çocuğu suçtan arındırmak şeklinde yaptığım program. Bu programın bir fiziki mekanlar ihtiyacı var. Bir de eğitim rehabilitasyon modülleri ihtiyacı var. Şimdi her ikisini birden çalışıyoruz. Bir taraftan fiziki mekanları iyileştirme konusunda çalışıyoruz. Bir taraftan da eğitim rehabilitasyon modüllerini oluşturma konusunda çalışıyoruz. Eğitim rehabilitasyon modüllerini oluşturma konusunda biraz önce sözünü ettiğim AB finansmanından, UNICEF'in teknik katkısından, Adalet Bakanlığı'nın tecrübelerinden, Adalet Akademisi'nin akademik kadrosundan ve tüm bu sistemlerin şimdiye kadar oluşturduğu tecrübeden faydalanıyoruz. Bununla ilgili şu ana kadar iki çalıştay yaptık. Üçüncüyü bir süre sonra yapacağız. Eğitim modüllerimiz hemen hemen hazırlandı. Hatta eğitim modülleriyle alakalı pilot uygulamalara da geçtik. İki tane çocuk destek merkezimizde şu anda uyguluyoruz. Uzmanlaşma da önemli tabii bu merkezlerde. Tabii, çok önemli. Uzmanlarımızı eğitiyoruz. Eğiticileri eğitiyoruz. Onların bizim diğer uzmanlarımızı eğitmesini sağlayacağız kısa bir süre sonra. Ve bu zincirleme bir şekilde gidecek. Şimdi ne yapıyoruz? İçerikte ne var? Ondan biraz size bahsetmem lazım. Nasıl kategorize ediyoruz? Çocuk bize geldikten sonra çocuğun durumuna bakıyoruz. Ailesine bakıyoruz. Suçla irtibatına bakıyoruz. Suçun mağduru mu? Suça sürüklenmiş bir çocuk. Yani bizim için suçlu çocuk yoktur. Çocuk suça bir şekilde sürüklenmiştir. Öyle mi diye bakıyoruz. Kişilik özelliklerine bakıyoruz. Evden kaçmaya meyilli mi? Zarar vermeye meyilli mi? İntihara meyilli mi? İçine kapanık mı? Dışa vurumcu mu? Bunun gibi en kadar maddemiz var. Çocuğun bu hususiyetlerine bakıyoruz. Geldiği andan itibaren ona bir danışman atıyoruz. Her 10 çocuğun bir danışmanı var. 10 çocuğa bir. Her 10 çocuğun bir danışmanı var. Bu danışmanlar çocuğun bütün bu arka planını inceliyorlar. 80-90 bileşenden oluşan bir arka plan incelemesi. Ve çocuğun şimdiki durumunun ana hatları ortaya çıkıyor. Sebepler ve sağaltmanın nasıl olabileceği konusu. Sonra elimizdeki modüllere göre bir rehabilitasyon planı uygulamaya karar veriyor danışman ve bu kararını çocuklarla ilgili bu kararları veren komisyonla paylaşıyor. Komisyon hep beraber değerlendiriyor. Çocuk bize eğer yargı yoluyla gelmişse ki o tür gelen çocuklarımız da var, bu mahkemeyle paylaşılıyor. Bu çocuğa şöyle bir sağaltma yöntemi uygulayacağız diye. Oradan onay alınıyor. Ondan sonra da uygulama başlıyor. Mahkeme süreci nasıl bundan ayrı tutulacak peki? Şimdi şöyle, çocuklar bize pek çok şekilde gelebilirler. Bir, aileler benim çocuğumda şöyle bir sorun var ya da çocuğum şöyle bir sorun yaşadı diye bize müracaat edebilir. İki, çocuğun kendisi müracaat edebilir. Üç, vatandaşlar müracaat edebilir. Şurada çocukla ilgili böyle bir sorun var diye. Alo 183 rahatlıkla kullanılabilir bu iş için. Dördüncüsü de herhangi bir sorun dolayısıyla kolluk güçlerine intikal etmiş ya da herhangi bir dava dolayısıyla mahkemeye intikal etmiş çocuklar bize yönlendirilebilir. Eğer bize bu şekilde yönlendirilirse çocuk, biz oraya bu çocukla ilgili süreçleri bildirmek zorundayız.
onunla ilgili neler yapılıyor diye. Uyuşturucu kullanan çocuklar da buraya dahil mi? Dahil. Fakat orada bir parantez açmam gerekir. Uyuşturucu mağduru olmuş çocuk önce AMATEM ya da ÇAMATEM'de bir süre tedavi görmek durumunda. Tıbbi süreç tamam. Tıbbi sürecin tamamlanması gerekiyor. Tıbbi süreç tamamlan, yani maddenin vücuttan arındırılması sürecinin Sağlık Bakanlığı'nın birimlerinde tamamlanması gerekiyor. Bu tamamlandıktan sonra bizim çocuğa bir faydamız olabilir ancak. Ondan sonra biz çocuğu teslim alıyoruz. Şimdi 10 çocuğumuza bir danışman atıyoruz demiştim. Bu danışman çocuğun hem ruhsal durumunu, psikolojik durumunu, hem fiziki durumunu, hem geçmişini, hem ailevi durumunu inceledikten sonra onunla ilgili bir program yapıyor. Bu program birebir çalışmayla geliştirilebilecek bir program olabilir. Toplu seminerlerle ya da toplu rehabilitasyon aktiviteleriyle geliştirilebilecek bir program olabilir. Her ikisi birden olabilir. Buna karar veriyor. Uzmanlar grubu bu kararı onaylıyorlar. Eğer dediğim gibi hani bunu adalet sistemiyle paylaşmak zorundaysak o onaylar alınmıyor. Bu anlattıklarınızı ben bu çocuk destek merkezlerini daha çok bir şekilde suça bulaşmış çocuklarla ilgili tarafı evet kafamda oturdu ama mağdur olmuş örneğin istismara uğramış çocuklarla ilgili de aynı yöntemler mi uygulanacak? Orada nasıl rehabilitasyon değil de yeniden topluma uyum, eski hayatına yeniden devam edebilme kısmı nasıl belki tamamlanacak? Belki şunu söylersem daha iyi anlaşılabilir. Bizim için her çocuk başlı başına biricik bir vakadır. Yani sistemlerimizi şu tarz çocuklara topluca uygularız gibi bir yaklaşımımız yok. Her çocuk biriciktir. Onun için farklı, özel bir rehabilitasyon programı uygulanır. İşe böyle bakıyoruz. Dolayısıyla suçun mağduru olmuş çocuklarda kendi durumlarına göre bir rehabilitasyon programına tabi tutulurlar. Mesela öyle çocuklar var ki bize müracaat edenler içerisinde içine kapanık, dışarıyla teması tamamen kesmiş. Onunla ilgili mesela çok ciddi psikolojik eğitimler uygulamak durumundayız ve bu çok uzun sürebilir. Çocuğu iletişime açık hale getirdikten sonra ancak onunla toplu programları uygulamaya başlayabiliriz. Ya da kendine zarar verme eğiliminde olan çocuklarımız olabilir. Başkasına zarar verme eğiliminde olan çocuklarımız olabilir. Bütün bunların her biri için farklı farklı programlar uygulayabilme şansımız var. 200'e yakın bileşenden oluşan modüllerimiz var. Bunların her biri farklı farklı uygulanabilir esneklikte. Her çocuk için bunu yapmak mümkün. Fiziksel mekan dedik. Yer neresi olacak? Şimdi bizim yerler. Evet. Şimdi bizim 61 çocuk destek merkezimiz var şu anda. Ama bunların her biri şu anda uygulamaya karar verdiğimiz bu sistem için uygun mekanlar değil. Bir taraftan bu 61 çocuk destek merkezini fiziki manada iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan inşaatını sürdürmekte olduğumuz 20 tane çocuk destek merkezimiz var. Onları tamamen bu yeni projeye uyumlu şekilde dönüştürdük ve bu şekilde inşa ediyoruz. 2015 yılı içinde yaklaşık 15 tane yeni merkez açma planımız var. 100'e yakın çocuk destek merkezi olacak. 100'e yakın çocuk destek merkezi olacak. Ailelere yönelik de burada bir çalışma olacak mı? Kesinlikle olacak. Ama ondan önce bu fiziki mekanlar hakkında biraz bilgi vermek isterim. Nasıl bir fiziki mekan olacak? Yani bu rehabilitasyon programı hangi fiziki mekanın içerisinde uygulanacak? Yatay mimari olacak. Müstakil evlerde barınacak. Çocuklar tercihen bahçeli olamıyorsa eğer spor aktivitelerini yapabileceğimiz mekanları olan merkezler olacak bunlar. Yani içerisinde spor mekanları, rehabilitasyon mekanları, iş mekanları,
uğraş mekanları, çocukların hobi alanları, ders görebilecekleri yerler, sınıflar, derslikler, hayvanlarla, bitkilerle, bahçeyle iletişim kurabilecekleri yerler. Kalmalarını öngörüyor musunuz? Tabii bunlar yatılı merkezler. Hepsi yatılı merkezler. Gündüzlü merkezlerimiz de var. Yani bir kısmı gündüzlü de olabilecek. Çünkü biz burada sokakta yaşayan çocukları da rehabilite etmeyi planlıyoruz. Gündüzlü hizmet verebileceğiz ama hepsini yatılı merkezler olarak aslında planlıyoruz. Çok kısa ailelerle ilgili çalışmayı da alayım süremizi iyi kullanmak adına. Peki. Ailelere destek programları vermek zorundayız. Çünkü bu programın hedefi maksimum 6 ay burada rehabilite ettiğimiz çocukları kendi doğal ortamlarına geri göndermek. Ailelerin yanına geri göndermek. Ya da başka sistemlerimizden faydalandırmak. Yani biz çocuklarımızı İla nihaye çocuk destek merkezlerinde barındırmayı ve yaşatmayı düşünmüyoruz. Eğer ailesine geri döndürmek mümkünse onu yapmak istiyoruz. Değilse koruyucu aile yanına gidecek kadar sağaltılmasını öngörüyoruz. O da olmuyorsa sevgi evlerimizde ya da çocuk evlerimizde barındırmak istiyoruz. Yani sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Burada geçirdikleri sürenin sonunda sıradan insanlar olarak topluma karışmalarını öngörüyoruz. Onun için yapmaya çalıştığımız bir sistem bu. Kasım ayında inşallah uygulamaya geçeceğimizi düşünüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele için 6 bakanlığın ortak bir çalışması vardı. Bir yol haritası eylem planı hazırlandı mı? İpucu var mı içinden? Evet, çok ciddi bir eylem planı hazırladık. Müsteşar yardımcılarımız birlikte çalıştı. Çok yoğun bir çalışma yaptılar. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu üst kurul toplanacak ve bunu sizlere açıklayacağız. Şimdiden herhalde içinden ipucu verecek misiniz? Yani mücadele anlamında en azından bakış açısı olarak bunun bir sağlık sorunu, bir toplumsal sorun, bir aile sorunu hangi noktada odaklanacak falan? Bir toplumsal sorun olarak görüyoruz. Hem sağlık açısından iyileştirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Önleyici tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğini düşünüyoruz. Arkası sağlık sorunları giderildikten sonra da arkasından bir rehabilitasyon programı uygulanması cezai yaptırımların da artmasına mutlaka dahil. Mutlaka var. Zaten yeni bir kanun çıkardık bununla alakalı ama bütün bu kanunlar tekrar gözden geçirilecek. Çünkü zaten bakanlar kurulu içerisinde biliyorsunuz hem Adalet Bakanımız hem İçişleri Bakanımız var. Onlar işin engelleyici ve cezalandırma kısımlarıyla ilgililer. Ne zaman açıklanıyor dediniz? Onun bir daha altını çizelim. Bu ay içerisinde olur. Yani önümüzdeki hafta biz bakanlar teknik konuda yapılan hazırlığı oturup uzun bir süre tartışacağız. Ondan sonra da nihai kararları verip sizlere açıklayacağız. Şimdi bir başka konu dünden bu yana tartışılıyor. Suriyeli bebekler. Türkiye'de dünyaya gelen Suriyeli bebek sayısı 30 bini aştı. Sığınmacılar elbette kamplarda devlet onlara her türlü imkanı tanıyor ama 30 bin bebekten bahsediyoruz. Nüfus kağıtları olmayan, ülkeleri olmayan, evleri olmayan. Bakanlığınızın ilgi alanına giren kısmı nedir? Bu konuda devlet ne yapacak? Bununla ilgili de biliyorsunuz çok geniş çapta bir çalışma başlattık. 22 Ağustos'ta hatırlarsınız Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında konuyla ilgili tüm bakanlar, tüm devlet görevlileri, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları çok geniş çaplı bir toplantı yaptık. O toplantının sonucunda ilgili organlar çalışmaya devam ediyorlar ve bir yol haritası belirlenecek. Sadece Suriyeli çocuklar, Suriyeli anneler, Suriyeli gençler değil, Suriyeli misafirler konusu bütün boyutlarıyla, tümüyle ele alındı o toplantıda ve her biriyle ilgili neler yapılabileceği eline boyuna düşünüldü. Bunlarla ilgili bir yol haritası belirlenecek. Bebekler ve çocuklarla ilgili zaten şu anda da bakanlığınızın orada faaliyetleri devam ediyor. Bizim bütün kamp alanlarında çocuklarla ve bebeklerle ilgili faaliyetlerimiz var. Çocuklarla ilgili kreşlerimiz, bebeklerle ilgili kreşlerimiz, çocuklarla ilgili okullarımız, rehabilitasyon merkezlerimiz var. Ama kamp dışında olan
çocuklarla ilgili ne yapılacağı konusunu da hem belediye başkanlarıyla hem valilerle görüşüyoruz. Bakanlığımızın vazifesi bu manada bu insanları rehabilite etmek, sosyal sorunlarını çözmeye yardımcı olmak, belli ölçülerde entegrasyonlarını sağlamak gibi işlerdir. Şimdi bu konuda aslında Türkiye'nin genel sorunlarından bir tanesi ama Suriyeli sığınmacılarla birlikte daha da farklı bir boyutta tartışılmaya başlandı. Küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi aslında o Başbakan Yardımcısı Başkanlığı'nda yaptığınız toplantıdan sonraki açıklamalarda da bu sorunun altı çizilmişti. Bu konuda özel bir çalışma olacak mı? Var zaten. Bir toplumsal sorun haline geldi Suriyeliler açısından. Bu konuda bir çalışmamız var zaten. Biz bütün kamplarda kadınlarla, Suriyeli kadınlarla bu konuda iletişim halindeyiz. Onları bilgilendiriyoruz, broşürler dağıtıyoruz. Türkiye'de erken yaşta evliliğin cezai müeyyidesi olan bir suç olduğunu, 18 yaş altı insanların evlenemediğini kanunen onlara anlatıyoruz. Bu tür tekliflere kapalı olmaları gerektiğini, farklı şekillerde devletin kendilerini desteklemesini isteyebileceklerini anlatıyoruz. Ama bu konuda asıl sorumluluk Türk halkına düşer kanaatindeyim ben ve Türk erkeklerine düşer. Zafiyet içerisinde olan, bize sığınmış olan, bize canını kurtarmak için kendini buraya atmış olan insanların insanlara yardımlar karşılıksız yapılmalıdır. Onlarla evlenmek suretiyle ya da onların bu zafiyetlerinden faydalanmak suretiyle kendilerini ikinci, üçüncü, dördüncü eş olarak, yani daha zarif ifade etmeye çalışıyorum, almak suretiyle bir yardım yapmaya çalışmak eğer niyet buysa Türk misafirperverliğine uygun bir davranış değil, bizim asaletimize uygun bir davranış değil. Ben kendi halkımızın da bu konuda son derece duyarlı olmasını arzu ederim. Çok teşekkürler Sayın Bakan, değerlendirmeleriniz ve verdiğiniz bilgiler için. Özellikle çocuk destek merkezleri konusunda yeni bilgileri bizlerle paylaştınız. 100'e yakın yeni destek olacak, yeni destek merkezi hayata geçecek ve Kasım ayından itibaren yeni uygulama başlayacak. Umarım bu destek merkezlerinde hiç çocuk olmaz size gelen. İnşallah. Çocukların hiçbiri oralara İnşallah. Gitmek zorunda kalmaz. Çok teşekkürler verdiğiniz ben bilgiler teşekkür için. Ederim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ı ağırladık.